Tiramisu yapıyoruz efendim. Kolay, evde yapılacak malzemelerle. Hızlı hızlı sayıyorum. Biraz aşamalı bir tarif olacak. Muhallebisini ayrı hazırlayacağız. 2 adet yumurta hamuru için. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 çay bardağı sütümüz. Yani hepsi ölçüler çay 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 diye gidiyor. 2 çay bardağı unumuz. 2 yemek kaşığı kakaomuz. Ve 1 paket vanilya, 1 paket kabartma. Tozu alabildiği kadar da unumuz olacak efendim bu tarifte. Islatmak için ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Normal suyumuz ve kahvemiz var. Onunla birlikte güzel bir sos yapacağız. Ve kreması için 500 gram sütümüz var. Bir yumurtam var. Buradaki bir yumurta sarımız muhallebimize ait. 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı labne peyniri, 4 yemek kaşığı kakao. En son aşamada üzerini süslemek adına malzemelerimiz ekranda da gözüküyor. Telefonlarla artık kolay, yazma derdimiz yok. Çekin hemen. Evet. Bunun da püf noktasını vereyim. Her şey çok teknolojiyi kolay zaten. İnternette. Kesinlikle. Hamurumla başlıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle of 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 baharatını lezzetler atayım mı? Dönüyor. Baharatını biraz daha soğanları pembeleştirelim. Şekerimi. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Ay Allah. Sabitim ekmeğe bir bakar mısın tatlım? Evet. Şekerimi şöyle bir ses yapmak istemiyorum. Mikserimi açmayacağım. Burada biraz bilek gücümle inşallah keki güzel tutturabilirim. Siz evde mutlaka mikserle yumurta ve şekeri çırpın evet. Ki daha krema evet. Haline geliyor. Üzerine hemen görmüş olduğunuz gibi sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum. Oda sıcaklığında mı? Evet sıvılar. Evet. Hepsi oda sıcaklığında. Çünkü biliyorsun kek yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuk olduğunda kabarmıyor. Evet doğru. Doğru her şeyi biliyorsunuz kek. Efendim maşallah. Yani kayınvalidesi. Gelin hanım her şeyden haberdar. Maşallah efendim. Maşallah. Evet sıvılarımı karıştırdım. Burada bir eleme yapıyoruz. Neden yapıyoruz eleme işlemi? Çok pardon. Tamam. Eleme işlemini neden yapıyoruz? Daha biliyorum onu da. Biliyorsun. Ama eminim. Evet. Neden yapıyoruz? Kabarması için. Daha iyi kabarması için. Evet. Evet. Bazen ister istemez içinde topaklanmalar oluyor evet, biliyorsun. Evet. Topaklanma olmaması için. Doğru. Aynen öyle. Unumu koydum ve kakaomu ilave ediyorum. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu efendim. Onları da eliyoruz hepsini. Hepsini eleyin. Şöyle her evde olan bir süzgeç. Şimdi göstereyim. Topaklanma dediğim budur efendim. Bu püf evet. Noktasıdır. Bu hamura girdiğinde yani yine bu tarz ince keklerde çok sıkıntı yaratmayacak da olsa farklı keklerde özellikle anne keklerinde mutlaka bu eleme işlemini yapın ki bunlar kabarmasına izin vermiyor. Görüyor musunuz? Evet bunlar da püf noktası. Evet, hamurumuz hazır. Bakın efendim, çok güzel bir hamur hazırladım. Tuzumuzu da bu aşamada bence artık verebiliriz. Teşekkür ediyorum Zeki Hanımcığım. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bir tart. Özellikle bu tarifte ortası çukur dediğim kısım. Bismillah. Of 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 of. Aa, bir de bu... Şurada kalanları sıyırdık. Küçükken. Ne evet. Güzeldi o ya. Yapar mıydın? Ben çok yapardım. İyice sıyıralım, ziyan etmeyelim. Bunlar küçükken bizim için çok değerliydi. Ben şey kızardım çok sıyırıyor bunu, diye. Bunu beklerdim ben mesela. Evet, benim annem de şey derdi, yeme kurt olur. Ya ne var ya diyordum, çok güzel oluyor. Evet, çok da lezzetli oluyor. O kadar gerek kalmadı. Kurt tatlı. Olsa aldım yeniyordu yani. Aynen. O küçük sarmalar vardı ya anneler hani sarmanın çiğ hali. Onları ay, yerdik. Evet. İçlik sarma işliyor. Of of of. Devam Bey bizi eskileri aldınız götürdünüz. Vallahi. Peki annenizin özlemle böyle beklediğiniz gittiğinizde anne bana şu yemeği yap dediğiniz bir Erzincan yemeği rica ediyorum. Ya, Erzincan çorbası çok güzel yapıyor. Onu söyleyeyim. Tamam. Yani, ama benim annem... Mesela anneme şu anda az önce sormadık mesela Devran en çok hangi yemeği sever diye annem kesin sulu köfte diyor. Şu anda televizyonda kesin sulu köfte diyordur. Evet. Yani sulu köfte küçüklüğümden beri çok severim. Sulu köfte. Sulu köfte çok da güzel yapar annem. Evet efendim kekimiz hazır. Şimdi fırına veriyoruz. Evet. Kekimizi fırına önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırına gönderiyoruz. Bu burada güzelce... Düşürdük ayarı tabii fırından çıktık bayağı bir düşürdük ki birden pişirip ortasını çiğ bırakmasın. İlk etapta
şeker. Bir çay bardağı şeker. Un. Şöyle. Yumurta. Ama sadece sarısını kullanacağız efendim. Muhallebi de. Şöyle. Hop. Çok güzel. Bunları da alalım ve şöyle bir karıştıralım. Aynen. Şöyle vereyim. Tamam. İşte ben karıştırıcı burada istiyorsun. Altını yakmıyorum şimdi. Evet. Sütümüzü tatlı tatlı yedirelim. Büyük karıştırıcım. Vallahi hayat kurtardınız bugün efendim. Kanal 7 ekranlarını şenlendirdiniz. İyi ki varsınız. Ay sizler de öyle. Şöyle kakaomu da veriyorum. Sizinle yemek yapmış olduk. Güzel oldu. Bir an oldu bizim için. Evet. Üzerine de kakao. Ben beyazına kakaoyu kattım. Biraz üzerine alalım. Evet, kakaolu yapacağız. Kakaolu. Mis gibi. İyice kakaomuzu yedirelim. Ve burada da kahveli sosunu hazırlayalım. Çok severim böyle kahve kokan lezzetleri. Sizler de sever misiniz? Yani ben çok aramam ya. Ben çok severim. Böyle evet, Devran sever. Ben. Gerçi sen de genel sütlü tatlıları çok sütlü seviyorsun. Sütlü seviyorum da kahve de severim. Çok severim. Şu kokuya bakın. Nescafe kokusu da güzel oluyor. Ben kahveyi de çok sevmem. Belki onun için çok aramıyor olabilirim. Olabilir. En son aşamada da labne peynirini yedireceğiz efendim. Ve tamamdır. Çok güzel gidiyoruz. Labne peyniri. Bunu isterseniz koymayabilirsiniz. Senin tuzlu sabahtan beri olana içinde yoğurt diye bakmam. Gerçekten. Sizde yoğurt gibi duruyor. Aynen, evet. Yoğurt diye bakıyoruz. Evet, haklısınız. Sabah. Şarkısını bile hazırlamıştım. Söyleyin, hemen alalım. Yoğurt koydum. Evet. Evet, bekliyorum. Labne diye değiştir. Labne koydum. Labne diye değiştir onu. Olsun. Labne koydum dolaba, ellere vay. Labne koydum dolaba, ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, ellere vay. Seni doğuran ana, ellere vay. Olsun bana kaynana, olmuş bana kaynana, ellere vay. Tamam, şarkıyı da aradı hemen. Harika. Evet, peynirimizi de güzelce yedirdik. Bakın efendim, of ay, yumuşacık, özleşmiş. Kokular efsane. Biz de portakal çayımızı yapımına başlayacağız ama bence bir keki ne halemde olduğunu bir görelim mi? Kek kabarmış biraz. Açayım mı? Ben dışarıdan şöyle bakıyorum. Açsam mı ki? Ortası biraz ıslak gibi mi ki? Yok gibi. Pişmiş gibi. Aramızda anlaşıyoruz burada. Bence fazla pişmiş alalım. Ya yok, hayır. Hayır. Fazla pişmemiş. Aa, çok güzel görünüyor vallahi. Şöyle. Ben bilmiyorum ya, kıvamı bu mu? Birazcık daha. Evet, değil mi? Çok azıcık daha. Bildim. Kıvamı. Bir tık daha pişmesi gerekiyor. Bu çok süngerimsi, çok yumuşak bir kek. Yani böyle gerçekten hoş bir kek. Aa, çok ben çok seviyorum kokuyor keki. Muhallebimizi arada karıştıralım ki kaymak tutmasın. Evet. Burada kahveli sosum ben hazır. Kakaomu üzerine ilave edeceğim. Vallahi kek kalıbını Serpil Hanım yağladı. Çıkmazsa sıkıntı onda. Ben yağlamadım efendim. Ama çıkarsa ben yaptım güzel. Öyledir bu işler. Bende de öyle. Devran bir şeye değdiği zaman güzel olursa o yapıyor, kötü olursa tabii sen yaptın. Öyle oluyor. Güzel olan her şeye talibim. Kusura bakmayın, öyle oluyor efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Az sonra. Çıkacak, sıkıntı yok. Çıktı. Biraz bekleyelim mi? Evet, çıktı. Sessizlik. Ya, bravo, süper. Bravo, evet. Çok ya, güzel yağlamışsın. Muhteşem bravo. Görsel evet, şov çok yani. Güzel. Gerçekten en çok sevdiğim tariflerden bir tanesi. Ve yazın dondurmayla servis etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarifte şu an bakın ekranda rejimiz akıtacak. Muhteşem bir tarif. Hemen telefonlar çıksın. Ekran görüntüsü alınsın ki sonrasında üzülmeyin. Ama Nermin Nefes Mutfağı'nda da tarifleri görebileceksiniz efendim. Bakın şimdi kahveli sosumuz var. Kahveli sosumuzu hazırlıyoruz ve sonrasında muhallebimiz üzerine koyup harika masamız. Masamız şenlendi bugün. Bakar mısınız? Bakar mısınız efendim? Bugünkü konuklarım harika. Bana bir süzgeç lazım canım Serpil'im. Üzerine kahveyi eleyeceğiz, kakaoyu. Of. Hepsini kullandım galiba. Bir şey itiraf edebilir miyim? Evet. Süzgeç yok. Süzgeçimizi unuttum. Yıkamada. Küçük süzgeçimizi unuttum. Ha, küçüğü tamam. Evet. Olsun. Sıkıntı yok ya. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Olur.
Mutfakta çareler tükenmez. Evet. Evet, şöyle. Ben bunu hala karıştırıyorum. Evet, çok burada büyük bir emek var. Şunu güzelce karıştırmazsak şu ana kadar topak topak olmuştu. Ama onun da bir çözümü var. Hemen buradan hanımlara söyleyelim. Bir çırpıcınız varsa rahatlıkla çırpıcıyla düzeliyor. Düzeliyor mikserle. Bakın nasıl çekiyor. Muhteşem bir tarif. Evet. Çok güzel çekiyor. Sünger gibi. Aman yarabbim, mutfağımız yine lezzetlendi. Bunu atayım ben. Süpersin. Şey, lavaboya götüreyim. Kokular efsane, konuklarım efsane. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle bir güzellik. Ama üzerine kakaoyu nasıl eleyeceğim şu an? Elemeyeyim kakao bence. Çünkü rahat dökülmez. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bir çırpıcı lazım bana böyle bir elemek için. Şey pardon, süzgeç. Süzgeç. Geliyor mu? Benim ekibim candır efendim. Süzgeç mi istedim? Gelir. Evet, kaşık veriyorum. Göz hakkı diye bir şey var. Buna da ben sahiplendim, ben yaptım diyorum. Evet. Muhallebisi İlk başta siz hak ettiniz. Şöyle. Ay biraz da çok aldım. Olsun. Dolu dolu bunun lezzeti geliyor. Böyle kaşığı daldırdık mı? Çok güzel. Tam puding. Bunu da bu şekilde çocuklara yedirin. Tam ben söyleyecektim. Şekeri nasıl? Bu şekilde çok iyi. Şekeri tam değil mi? Kıvamında. Tam kıvamında. Siz istersen ben bulmaz. Canımsınız. Komşudan aldım. Bir tane eve geldim 10 tane. Harika. Şimdi. Yan stüdyodan mı aldın? Komşu. Komşu. Komşumuz yan stüdyo. Aman aman aman. Bu da bunun ama taçlandırıyor biliyor musunuz? Evet. Üzerine bu kakao olması gerekiyor. Aslında orijinalinde kahve kullanıyorlar ama kahve çok acı geliyor bana. Evet, ben evet yiyemiyorum çok sevmiyorum. Ben de çok fazla yiyemediğim için. İçinin muhallebisini beyaz da yapabilirsiniz, hiç sıkıntı olmaz. O da çok şık gözükür. Evet, o da beyazla buluşması. Of 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 of. Aman yarabbim. Çok şanslıyız. Ermin'in enfes mutfağında bugün yine enfes tarifler pişti. Muhteşem konuklarımla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.